Takit evet, TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa. Sizler de görüş, öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz. KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve Whatsapp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Hadi bir hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı yayınlar. Eyvallah sağ olun. Dün bir açılış vardı. Evet. Anadolu yakasında. Açılış olmayan günü yok Yok artık. Evet Hemen. zaten. Özellikle denk getiriyorlar bu açılışları diyorlar, toparlamışlar bu aylara diyorlar. Benim de aklıma şey geldi, sabah geçerken gördüm, o bir e, ters bir yönden gelmek durumunda kaldım. Fesanenin oradan geçtik. Fesane aşağı yukarı 3 yıldır öyle duruyor. Şöyle baktım, hadi siz de bunu yetiştirin de bir açılış yapın, bir denk getirin diye. Fesanenin tadilatı bile 3 yıldır orada öyle bekliyor. İki usta elinde... Çekiçle geziyorlar. Hiçbir şey yok. Açılışları denk getiriyorlar diyorlar şimdi de. Ama biz onlara bakmadan devasa bir açılıştan bahsedelim. Dün konuşmuştuk burada bir iki cümleyle. İstanbul Havalimanı ee, nasıl ki Avrupa'daki birçok havalimanının tahtını salladıysa Londra'nın ve özellikle Frankfurt'un aktarma merkeziydi. Birinciliğe oturduysa şimdi de Türkiye'nin ikinci devasa projelerinden biri olarak adlandırılan Üç kıtada finans merkezlerini, finans ekosistemini birbirine bağlayacağı söylenen Londra'nın tahtını sarsması beklenen, Arap sermayesini özellikle İstanbul'da toplaması beklenilen bankacılık ve finans ağının İstanbul'a taşınmasıyla alakalı İstanbul Finans Merkezi hizmete açıldı. İlk etabı hizmete açıldı diyelim. Bankalar etabı hizmete açıldı. Türk Akit'te manşetinden vermiş. İFM Türkiye'yi üst lige taşıyacak demiş. Hürriyet manşet Hürriyet'le manşetinden paranın kalbi burada atacak diyor. Sabah 250 milyar dolarlık finans merkezi diyor. Türkiye rakibimiz Londra diyor. Akşam 3 kıtayı birbirine bağlayacak diyor. Cumhuriyet ne deseyii? O da diyor ki ekonomiye ekonomiye beton döktüler diyor. Evet, Cumhuriyet'in manşetiyle başlamak lazım. Gerçekten ekonomiye beton döktüler. Sonuç itibariyle Londra'da herhalde betonsuz yapılıyor bu işler. Ki Kemal Kılıçdaroğlu gitti, 300 milyar dolar oradan getireceğiz dedi. Şimdi artık bundan sonra Londra'ya gitmeye gerek kalmadığını duyunca, beton döküyorlar burada diyerekten eleştiriye başladılar. Ama bunların eleştirilerinde TOK'ta benzer şekilde eleştirilerini görüyoruz. Deprem konutlarında benzer eleştirileri görüyoruz ki deprem konutlarında ya temel attınız ne temeliydi bu diyenler. Efendim boş arsaya dökmüşler temeli diyenler ertesi günü vızır vızır kamyonların orada nasıl çalıştığını sembolik bir temel atma töreni yapılmış. O sembolik temel atma töreninde de evet iki tane, üç tane, dört tane yerde hafriyatta alınarak kazı çalışması yapılarak sonuçta temel atılmış ama bir yerde yetişmemiş. Oraya da düz bir alana beton dökülmüş diyerekten sembolik olarak vay işte bunların hepsi böyle. Hepsi öyleyse şimdi bu İstanbul Finans Merkezi nasıl yapıldı? Nasıl bu noktaya geldi? Yani temeli atıldı. Sonrasında çalışmalar yapıldı. Bir süre işte CHP'li ilçe belediyesiyle tartışmalar, şunlar bunlar oldu. Sonrasında bugün itibariyle de açılışlar hep seçim öncesine denk geliyor diyorlar. Evet doğru. Kısmen de haklılar. Devasa bir yüz. İstanbul Finans Merkezi'nden bahsediyoruz. Onun bir kısmı şu an açılıyor. Bunda bile korkudan tir tir titriyorlar. Bunun tamamı eğer hizmete girerse biz ne yaparız diyerekten. Ama bugün itibariyle bildiğim kadarıyla kamu bankaları gelmiş vaziyette İstanbul Finans Merkezi'ne. Onun devamında da Merkez Bankası'nın da taşınacağı söyleniyor. İşte onu demeyin sakın. Merkez taşınacağı söyleniyordu. Finans kentin temeli atıldığında bu finans kentin başkenti Osmanlı sultanlarına özendi. Başkenti Ankara'dan İstanbul'a taşıyacak İstanbul diyorlar. İstanbul'a alacak diyordular. <laughs> Dolayısıyla bundan siyasi kriz çıkartmaya çalıştılar. Olur mu? Başkentimiz Ankara. Dolayısıyla bu da anayasada yazılı. Siz Merkez Bankası'nı Ankara'dan İstanbul'a nasıl taşırsınız diye kıyametleri kopartmaya kalkıştılar. Şimdi bakalım göreceğiz önümüzdeki süreçte taşınabiliyor mu taşınamıyor mu? Ha, Nerede olması var. gerekiyorsa orada olur. Şimdi çok sevdikleri, gıptayla baktıkları, yardım istedikleri, dostlarım olarak gördükleri, dostları olarak gördükleri Amerika'da Merkez Bankası New York'ta. Evet. Amerika'nın başkenti de Washington onu yani bunu bile hani yani dünyada da bunun örnekleri vardır. Ne nerede gerekli orada yapılır. Başkent Ankara. Ben şimdi Haşa e, Hazreti Peygamber'in hadisi mi var? Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti İstanbul olsun, Bursa olsun, şurası olsun, burası olsun diye. Yok, Ankara'da olur, İstanbul'da olur. Benim bir itirazım yok. Ankara olsun başkent ama ekonomik alanda piyasa neresiyse daha verimli şekilde çalışma, daha dikkat çekici şekilde çalışma neresiyse ki dünya tarihinde İstanbul bir merkez. Dolayısıyla onun marka değerinden de belki faydalanabiliriz diyerekten İstanbul ki sonuçta Orta Doğu dünyasının da Para akışını, burada kontrol etme noktasında bir kararlılık gösteriyor, siyasi iktidar. E bunların hepsini düşünen siyasi iktidara karşı, işte başkentimiz Ankara, Ankara'nın dışına Merkez Bankası'nı siz nasıl taşırsınız diyen bir geri kafayla karşı karşıyayız. Amerika'daki örnek, Amerika'ya gidiyorlar, Amerika'da hamburger yiyorlar ama burada işte merkez nerede, başkent neresi falan filan diye sorma ihtiyacı hissetmiyorlar. Ama hamburger yedik dedikleri noktada da büyük ihtimalle belli merkezlerle görüştüler ki şimdi... Saçma sapan bir e, liste ile bir bakıyorsunuz CHP listesi içerisinde Saadet Partililer, Deva Partililer. O diyor ki biz ona karışmayız, o diyor ki ona karışmayız. O diyor ki Deva, Sa Sadullah Ergin diyor ki bize liste Çankaya olarak verilmiş ne bileyim ben diyor. Biz Çankaya'yı özellikle istemedik. O da diyor. dün farklı bir şey daha ortaya çıktı. Takvim gazetesindeydi konuşamadık. Kılıçdaroğlu'yla Sadullah Ergin'in bizzat görüştüğü söyleniyordu. Yani öyle karambol bir liste son dakika ya gelişmesi de, falan değil. değil de, yok, mümkün değil. Hatay'da CHP listesinden girecekti. Hatay'dakiler Sadullah Ergin'i daha iyi tanıdığı için CHP'ler kesinlikle istemeyiz. Buradan bir milletvekili bile çıkartamazsınız. Ayağınızı ona göre denk alın şeklinde protesto etti Hatay'daki CHP'liler. Baktılar orada pabuç pahalı. Tamam ya tamam siz kızmayın, sinirlenmeyin ağam dediler. Hataylıları teskin ettiler. Hemen büyük şehirlerden bir yere koyalım dediler. Büyük şehirlerden bir yerde çaktırmadan götürürüz onu dediler. İşte o 7 milletvekili, 6 milletvekili kazanacağımız bir yere koyarsak eğer millet de çakmaz bu durumu diye düşündüler ama Çankaya'daki CHP'liler de hop ne oluyoruz diye onlar da uyandılar ve itiraz ettiler. Dolayısıyla bakıyorsunuz dışarıdan CHP diyor ki biz ortağımıza hasrettik. Oraya kimi koyduğuna biz karışmayız diyor. E İyi taraftan DEVA Partisi'ne soruyorsunuz. E biz belirledik ama nerelerin bize verileceğini CHP belirledi diyor. Hadi bakalım o mu doğru söylüyor? Bu mu doğru söylüyor? Beni ilgilendirmez sonuçta böyle tartışmalarla seçime giriyoruz. Bu tartışmalar eşiğindeki CHP'nin listesinin de nasıl belirlendiğine dair ki İyi Parti Meral Akşener çıkıyor diyor ki damattan başka kimse kalmadı AK Parti'de. Damatlar, damatlar, damatlar diyor. Damatlardan birisi Selçuk Bayraktar. Bütün dünya ona odaklanmış durumda. İHA'lar, SİHA'larla Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Türkiye'nin savunma sanayini ayağa kaldıran Selçuk Bayraktar'ı AK Parti'de damattan başka kimse kalmadı diyor. Ben de bakıyorum listeye. Geçen seçimde Berat Albayrak varken şimdi yok. Ha, nerede? Hani damatlar diyorum. Ama İyi Parti'de kim var diye merak ediyorum. Yavuz Ağar yok. Yok, yok, yok. O Aytun Çıray'ı falan saymak istemem. Zaten milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen bir partide çakma bir parti de olsa sonuçta CHP zihniyetli bir adamın zaten olması abes bir durumdu. Ama İyi Parti içerisinde bir sürü ülkücü olduğu iddiasındaki kişi ayrılmış durumda. Buna bakmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve özellikle de Türkiye'nin genelinden aday gösteremediklerini de gizleyerek yani 600 milletvekili adayı yok Meral Akşener'in şu an. CHP listesinden 9 yerde giriyorlar. CHP de bazı yerlerde İyi Parti listesinden giriyor şimdi bu tablo karşısında kalkıp da sen 600 milletvekili adayı olan ve hatta çok daha iddialı bir şekilde hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerine giren AK Parti'yi sen cumhurbaşkanlığı seçimine girmiyorsun İyi Parti olarak bizim adayımız işte bizim de rakibimiz olan aslında CHP'nin genel başkanı diyorsun milletvekili seçiminde de her yerden aday göstermiyorsun ama AK Parti ile kalkıp işte sadece damatlar partide kaldı diyor. Biz İFM'ye dönecek olursak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dün açılış sırasında yaptığı kullandığı bir cümle var. İFM'nin olduğu yerde IMF olmaz diyor ama bunlar yani CHP'yi kastederek diyor ki IMF ile anlaşmak için uğraş veriyorlar. E, Londra'ya gidiyorlar 300 milyar dolar getireceğiz diyorlar. Sen tefeciden neyi alıyorsun diye onun hatırlatmasını yapıyor. Gerçekten Türkiye bir finans merkezi haline İstanbul gelecek olursa Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin paraları Londra'ya, Londra'da İngilizlerin paylarını alıp, %20, %30 paylarını alıp, tekrar Kemal Kılıçdaroğlu yoluyla Türkiye'ye gelmesi. Hikaye de onlar, ben biliyorum da. En azından onların hikayelerini şöyle bir, bir anlığına varsayalım, doğru olduğunu düşünelim. Arka planı ne? Orta Doğu'dan, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan para Londra'ya gidecek. Londra'daki o para babaları, baronlar Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse kendi paylarını Londra'da tutacaklar ama Suudi Arabistan'dan gelen paraların bir kısmını Türkiye'ye getirecekler. Bu arada da para kazanmış olacaklar. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın önerisi ne? İFM sayesinde biz bütün Orta Doğu'nun para merkezi olabiliriz, finans merkezi olabiliriz diyor. Buna karşı da Cumhuriyet gazetesi Ekonomiye beton döktü diyerekten karşı çıkışını sürdürüyorlar. Toga da beton döküldü zaten. Ee, ki son yani 15 günlük bir süreç içerisinde Türkiye'nin hangi gelişmelere sahne olduğunu söyleyelim. TCG Anadolu denize çelik döküldü diyecek herhalde orada da. Yani gemi yaptık mı? Çelik döküldü. IMC uydu uzaya da döktüler diyecekler. IMC uydu 3 gün önce, 2 gün önce fırlatıldı. İlk önce bir erteleme yaşandı fırlatma noktasında. Hava muhalefeti sebebiyle bir sevindirik oldular, bir sevindirik oldular. Ya topu topu 10 saat, 12 saatliğine hava muhalefeti. Yani Amerika'nın da uyduları zaman zaman yollanacağı zaman hava muhalefeti var deniliyor. Ve erteleniyor 3 saat, 5 saat, 10 saat, 1 gün, 2 gün ertelendiği söz konusu oluyor. Ama bunlar Türkiye'nin aleyhine düşmanlık besledikleri için kafalarında, zihinlerinde Türkiye'nin bir uydusu fırlatılmak istendiği zaman 12 saatlik bir hava muhalefeti gerekçeli ertelemeye büyük bir sevinçle karşılık verdiler. Sonrasında fırlatıldı. Hemen arkasından dediler ki uzaya fırladı imece uydusu. Bulunamıyor, bulunamıyor dediler. İlk sinyal gelmeye başladı denilince gene karalar bağladılar. E, devam ediyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hafta sonunda Tayyip Erdoğan açtı. Evet, biraz gecikmeli oldu. Gecikmeli de olsa ama yapıldı, bitirildi. Yani biz şimdi İstanbul'daki metrolar için Ekrem İmamoğlu'ndan gecikmeli de olsa bir çalışma Onlar bekliyoruz. Bunlar niye gecikmeli oldu demiyor ki? Bunlar e, yandaşlara peşkeş diyor. Evet. Tırnak içinde işte AKP sağlık politikalarıyla insanları hasta ediyor diyor. Yani yapmayın demeye getiriyor. Evet. Kocaeli Şehir Hastanesi ee, ve sonuç itibariyle de Karadeniz gazı da dün itibariyle enerji bakanımız açıklama yaptı, ee, ana vanalara verilmeye başlandı evet. dedi ve bugün yarın da cumhurbaşkanı büyük ihtimalle bir törenle onunla da ilgili açıklamalar yapacak. Doğalgaz fiyatlarında bir indirim yapılacak ama bunlar o kadar ahlaksız ki 3 yıl önce, 3,5 yıl önce o doğal gaz keşfi yapıldığı zaman. Şunu bakın ben Türk petrollerinde 25 yıl çalıştım diye Cumhuriyet gazetesinin manşetine çıkan adam. Bu gazı siz Çıkaramaz. 7 yılda çıkartamazsınız kardeşim. 7 yılda çıkartamazsınız. Ekonomik değil diyordu Şimdi sen de artık hatırlatıyorsun. Dün hatırlattın. Gecen senin yazısını tekrar tekrar hatırlatalım. Ya hata yapmayın demeye evet. getiriyor. Hem Miktar, hem rakam hem de tarih vermeyin. Şimdi bunlar ne yaptılar? İşte 7 yılda anca çıkartırsınız dedi. Tarih verdi. E Doğal gaz miktar olarak azıcık bir şey de çıkarsanız son itibariyle çıkmış oluyor. Ve 3,5 yılda diye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. E üç buçuk yılda biraz belki gecikme de var. Dördüncü yıla girmek üzereyiz. Haziran, Temmuz dediniz mi 4 yıl tamamlanmış olacak. İşte başarısızlığını evet, kanıtı Parti'nin. Bu başarısızlık, <laughs> büyük başarısızlıklardan birisi. Kocaeli Şehir Hastanesi aslında 2019 gibi galiba söz verilmiş. Fakat bazı depreme dayanıklılık vesaire konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı için 2023'e kadar sarkmış. Ha, 2019 mahalli seçimlerinden önce girmiş olsaydı devreye. O zaman diyecektiler belediye başkanlığı seçiminden önceye mi denk getirdiniz? E, gecikme yaşanmış. Şimdi 2023 seçimleri öncesinde tam kapasite çalışmaya başladı. Bu sefer de diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce mi siz ayarladınız bunu? Ama orada bir devasa hastane var. Poliklinikler var, yoğun bakım yatakları var, var oğlu var. Yani bir şey var, bir eser var. Hani bir temel atarsınız. Ya tam da seçim öncesine denk getirdiniz. Temeli de zaten hafriyata aldınız, almadınız. Temel gerçek temelde değildi falan filan temel. Ne olacak? Üç kuruşluk temel. Ama ya yapılmış, bitirilmiş koca bir şehir hastanesi. Kocaeli, Kocaeli olalı böyle bir hastane görmemiş. Türkiye belki böyle hastaneler görmemiş. İstanbul için Çamsakura var. <laughs> Şimdi Kocaeli için bu var. Diğer illerimiz için de her biri için koca koca şehir hastaneleri var. E giriyorsunuz A'sından Z'sine bütün rahatsızlıklarınız için ayrı ayrı birimler var. E bunu öyle düğmeye bastın tamam oldu temeli attık der gibi <laughs> yapabilecek pozisyonunuz yok. Yapılmış bitirilmiş. Doktorları da getirilmiş hizmete girmiş ama gene e, beğenmiyorlar gene itiraz ediyorlar yine dönüyorlar dolaşıyorlar soğan kaç lira diyorlar Soğan 30 liraydı Kemal Kılıçdaroğluna göre de 100 liraya çıkacaktı Ben dün fiyatlara baktım soğan 20 liraya inmiş 18 liraya aldım Evet 18 liraya da inmiş şimdi 14 liraya doğru 1 iki gün içerisinde inecek. Oralarda 12'lerde falan filan oturacak diye. 10 12 lira civarında oturacak yeni hasatla birlikte deniliyor. E ne oldu? Günü birlik söylediniz siz. Soğan kaç lira? Soğan kaç lira? E tamam bugün veya yarın da ben soracağım size. Soğan kaç lira? O zaman diyorum. susacaklar. Ya evet. Bakın evet. domatesle ilgili ağızlarını bıçak açmıyor. Geçen sene manşetleri domatesli. Domates siyaseti. Türkiye'yi domatesle yönetmeye taliplerdi. Başka bir icraatları vaatleri yoktu. Hı. sene onu susuyorlar. Şimdi soğan üzerine adapte olmuş Siz bunu yapıyorsunuz. Evet. Adam soğan diyor. Siz ha, soğan da önemli. Bunların yani şer, şeyine, Şuraya alin. bak. Tabii. Maket. Yani biraz daha e, şey yapsanız ya bu gerçek değil falan filan. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir şeyler yapıyor ama maketlerle herhalde halkı aldatıyor bile diyebilecek kadar bunlar yalanlık, sahtekarlıklar. Kız, damat yani. diyor bir gazete damadı gösterin. Berat Bayrak diyor. Bir gazete bir gazeteden sabah gazetesinden gösteriyorum. Meral Akşener damat diyor. Damatlar elde kaldı diyor. Şimdi kendilerinin de kuzenleri var. Elde sepetle geziyor. El arabasıyla geziyor. Bugün şu ürünü aldık bilmem ne. Onları da söylemiyor. Damatlar diyor. Bakın bir damadın icraatı. Berat Bayrak. Damat Berat Bayrak. icraatı, O gaz. O nasıl bir emek sarf ettiğini. Hepimiz sondaj biliyoruz. gemileri nasıl o aldın, sondaj alındı? Gemileri Öyle alın, nasıl alın, olmaz yani. bu iş deyip Tabii. sondaj gemileri Enerji nasıl Enerji Bakanı alın, iken, sen? evet. Hazine Bakanı iken aynı damadım Berat Albayrak'ın. Bu da diğer damat Selçuk Bayraktar, TGC, TGC Anadolu. Şimdi sirkeciye demirledi. İnsanlar akın akın gidip izliyorlar. Sabah televizyon ekranlarında da gördük. O Bu damatlar diye aşağıladıkları adamların icraatları. Evet. Şimdi TCG Anadolu ile ilgili belki şüphesi olanlar vardı, belki Türker Türkün bir itirazı vardı ya bunda şu vardı bu vardı motoru çalışıyor egiz bir bak bakalım. Bak vatandaşın da e, izlemesi için gezmesi için dün itibariyle Sirkeci'ye getirildi ve orada vatandaşlar büyük bir akın halinde hatta Sabah gazetesinde Tabii. de var. Akit gazetesinde de var. TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını şeklinde haberler var. Değişik gazetelerde var. Şimdi gidin gezin görün ki bakın Türk Türk CHP'ye giren kaydolan bir emekli amiral onun karşısında cihat yaycı çıktı dedi ki ya yanlış söylüyorsunuz şu 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 özellikleri sebebiyle bu gemi önemlidir diyor dedi. E, bir de bakıyorsunuz kendisi Balyoz davasında tutuklu da kalan cemgür deniz var o da çıkıyor türkerer türkü yalanlayacak şekilde hayır bu gemi önemlidir diyor. Hatta biz çalışmalarını vesaire yapmıştık. Perişan şimdi diyor. Şimdi bu noktada CHP'den siyasete atılan ki Cem de serbest bıraksanız yani ilk gideceği kapı veya da seçimde kime oy vereceksiniz denildiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu şaşmaz der. Ama aktif siyasete şu an için CHP'de girmeyen bir kişi ve hakkı teslim ediyor. Diyor ki önemli bir gemi diyor. Ya önemlidir dese de demese de ya bir eser yapılmış. Dersin ki bunun kaşı biraz kalın olmuş. Burnu biraz dik olmuş. Ya ağzı biraz büyük dersin. E tamam deriz ki bir dahaki sefere Nasıl olsa. Son bir aydır ağızlarında mesela siz diyorsunuz ki evet hani ne yaparsınız? Siz karşılığında ne yapacaksınız? Eleştirirken de bir şey söyleyin. Son bir aydır ağızlarında soğan dışında hiç diyen duydunuz mu? Biz bunun daha iyisini yapacağız. Biz bunun şu versiyonunu Yaptık, yapacağız. Yaparız diyen var mı? Yok. Ne yaptınız kardeşim? Yani TCG Anadolu yerine siz de TCG işte Anadolu değil, Trakya, Ankara, Ankara başkentimiz diyorsunuz. Gibi gibi gibi, yani bundan da kısır bir tartışma çıkmasın diye başka örnek de vermeyelim. Sonuçta bir başka gemide yaptık biz diye gösterebileceğiniz bir şey var mı? Hem bir zamanlar bir Kocatepe gemimiz varmış, onu da batırdılar. Batırdık, kendimiz batırdık. O, da, o batırdı. da bizim gemimiz değildi, yani, Amerikalıların hibesiydi. Hibe veya şey, sonuçta Türkiye'nin en büyük... E, savaş gemisi, çıkartma gemisi vesaire deniliyordu Güven ki Türkiye'de 28 Şubat sürecinin e, mimarı olarak tanıtılan Güven o geminin kaptanıydı. E, askerler anlatırlar. Ya bir kişi, bir kendisine teslim edilen bir gemi olabilir, bir uçak olabilir, bir tank olabilir. Bunu eğer e, kullanılmaz hale getirdiyse artık o ne kadar başarılı bir asker olursa olsun artık şansına küsecek. Askerlik hayatı bitmiştir derler. Öyle anlatıyorlar. Ama Kocatepe'yi 1974'te hava kuvvetleriyle ilişkide, diyalog sırasında kendisini ifade edemediği için Güvenerkay'a sonuçta kendi savaş uçaklarımız o Kocatepe e, gemisini Yunan gemisi zannederek... Batırdı. Güven arkaya da o batan gemideydi ama sonrasında nasıl olduysa Deniz Kuvvetleri'nin en tepe ismi oldu. E şimdi neyin karşılığında oldu ve o oturduğu koltuğun sonrasında Erbakan Hoca'ya hem de bir başbakanlıkta verilen Yemek sırasında, Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında verilen yemek sırasında ben rakı istiyorum deme e, hadsizliğini acaba o koltuğa hak etmediği halde oturmasının karşılığı olarak mı yapmıştır? Bunların hepsini tartışmamız lazım. Kendi gemisini batıran kaptanlar şimdi bakın... Gemiler yapılıyor ve insanlarımız da gidiyorlar o gemiyi ziyaret ediyorlar, geziyorlar, ne var ne yok bakıyorlar. Türker her Türkiye'de tavsiye edelim. Gitsin bir baksın öyle ben biliyorum o gemiyi. Motoru sakat onun motoru sakat demekle olmuyor. İkinci bir cümle daha kursun bu cümlenin yanında da biz de diyelim ki ya gerçekten gemiyi biliyormuş. Gerçekten motorundaki sakatlığı da fark etmiş. Bak yetkililer de onun deneyimlerinden de ders çıkarsınlar diyelim. Ama ikinci bir cümle kullanamadı. 3 gün geçti, 4 gün geçti arada. Evet şimdi bir reklama gidelim. Devam edeceğiz. Evet geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir şey var. Bir ekran kaydı var. Ee, hafta sonuna değin biz TOG'dan bahsettiniz ya önemli projelerden. Ee, burada konuşurken de söylüyorduk. Şimdi daha durun. Hani şimdi görmediler, görmüyorlar ama yarın öbür gün işte Tok yolda kaldı. Tok işte kaza yaptı. Tok şöyle kötü, Tok böyle kötü haberleri yapacaklar. Bu hafta sonundan Oda TV Tok ilk kazasını yaptı. Manşetten vermişler. Manşet kaydını almadım. Sadece sayfa kaydını almıştım. Tok ilk kazasını yaptı diyor. Fotoğrafta da baktığınızda sanki Tok bir, bir araca çarpmış gibi. Hani kontrolü kaybetmiş. Direksiyon istenildiği istikamette dönmüyor bu araçta. Frenleri tutmuyor. Kaza yaptı. Haberin içine tıkladığınızda da Tok hiçbir şey yapmamış. Tok bir yerde park etmiş duruyormuş. Vatandaşın biri gelip arkadan çarpmış. Yani hiçbir kusuru yok aracın. Ama Tok kaza yaptı. Haberi veriyorlar. TOK ilk kazasını yaptı. Haberin detayında da diyorlar ki ne oldu? Ankara Sincan'da yeni kentte gerçekleşen kazada bir vatandaş TOG'a arkadan çarptı. TOK çarpmamış kimseye bakın. Yarın öbür gün TOK yolda kaldı. TOK şu oldu, TOK bu oldu. Yalanlarıyla devam edecekler çarpıtmaları. Şoförlüğün ilk kuralı arkadan çarpan bir kere suçludur derler. Şimdi arkadan çarpmış ama yine öndeki arabaya sosyal. kusur buluyorlar. Onu tam ifade edemeseler bile en sonuna demiş ki sosyal medya kullanıcıları toka çarpan şoförün şanssızlığına vurgu yaparken tokun yani şanssız olan arkadan çarpan araba. <laughs> ya nereden gittin de çarptın bu arabaya falan diyerek. Halbuki adam meşhur olmuş. Kendi arabası da meşhur olmuş bu vesileyle. Tokun yetek parçasının nereden temin edilebileceğini sosyal medya hesabındaki kullanıcılar kara kara düşünüyorlarmış. Vah 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 vah. Tokun yedek parçasını nereden bulacağız? Yani şimdi tek derdimiz bizim toku arkadan çarpan adamın verdiği zararda far gittiyse farı veya da tamponu gittiyse tamponu ki yani sonuç itibariyle bunların hepsi piyasada da olan şeyler. Ama bakın ne kadar e, böyle kendilerini eleştiriye odaklamışlar. Profesör ünvanlı Cumhuriyet Gazetesi'nde bir Emre Kongar var. Oturmuş TOK'la ilgili, soğanla ilgili yazı yazıyor. TOK toplumu, halkı uzaklaştırma operasyonudur diyor. Ben ta 1960'lı yıllarda yerli otomobil Anadolu'a sahip olmuş birisiyim diyor. TOK'ta ne var ki diyor. %50'si yerli. Ya yüzde biri bile yerli olsa, yüzde biri. ağsından Türkiye'de eğer üretiliyorsa sen buna sahip çıkman lazım. Eğer gerçekten bu toprakların bir profesörüysen. Ama bu toprakların profesörü olmadığın için Alman malına hayranlık duyarsın. Fransız malına hayranlık duyarsın. Yerli bir otomobil yapılır. Yapılmak istendiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu çıkar. Hani nerede tok der. Hani nerede görmek istiyoruz der. O üretim bantlarını görmek istiyoruz diye daha 6 ay önce Fatih Altaylı yazılar kaleme alır. Şimdi bırak üretim bantlarının şunları bunları tok 4 tane bakanın altında şu an bugünkü hangi gazetede var? Bir gazetemizde 4 bakan Ele birden. Tabii onu eleştiriyorlardı. Sözcü'de vardı. Evet, tabii. Onları eleştir. Aç Onlar tok diyor. Ha millet andı yok böyle bir araç yoktu yalan İtalya'da 2 3 tane üretip getirmişlerdi prototip diyorlardı şimdi Hı. diyor ki bakanların altında Mercedes olmalı ...alman malı olmalı olunca altında. millet tok oluyor ama yerli üretim bir araca bindiği zaman bakanlarımız o zaman millet aç oluyor onlar tok oluyor böyle bir karartma operasyonu e tabii sözcünün sahibi İsviçre'de bir şirket olunca onlar kendi menfaatlerini düşünecek. İsviçre'nin menfaatini düşünecekler. İkinci planda İsviçre'nin menfaatinin ikinci planında da Avrupa'nın menfaatlerini düşünecekler. Hatta Amerika'nın menfaatlerini düşünecekler. Türkiye'de de bir sanayi noktasında gelişme yaşandığı zaman da böyle millet aç onlar tok diye başlık atarak dört tane bakan Ayrı ayrı İçişleri Bakanı, Enerji Bakanı, Milli Savunma Bakanı da yanılmıyorsam almıştı. Aile Bakanı almıştı. Sanayi Bakanı zaten daha önceden e, tokla geziyordu. Hatta bazı skeçlere şunlar bunlar da var. Kemal Kılıçdaroğlu buradan baksın diyor. İşte Amerika'da bir ekonomistle anlaşmışlar. O ekonomistle Jeremy Rifkin midir? Ne karın ağrısıdır? Sanayi Bakanı anlatıyor bunu. Rifkin'le uzaktan bağlantıyla şimdi demeç verecekmiş veya paylaşımlar yapacakmış Rifkin. Türkiye'ye de gelmeden danışmanlık hizmeti verecekmiş. Biz bunu Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladık diyor. Hemen yani arka tarafı görmek için kullandığımız aynanın bulunduğu yere bir kamera koymuşlar. Aracın içerisini falan Oradan görebiliyorsunuz. Oradan bağlantı da anladığım kadarıyla yapabiliyorsunuz internet sayesinde. E, Kemer Kemal Kılıçdaroğlu için bu hizmeti de getirdik Siz diyor. Siz dememişler. CHP'lileri takip etmek için bir de evet. kamera koydular araçlar. Merkezi sistemden <laughs> takip ediliyor. <laughs> i̇şte fişliyorlar vesaire de diyebilirler ve CHP'lilere bir açık çağrı yapabilirler. Sakın ha, tok almayın. Çünkü izlenirsiniz, e, fişlenirsiniz şeklinde bir açıklama da yapabilirler. Dolayısıyla ya başarıyı teslim edersiniz, dersiniz ki ya tok bir başarıdır. Biz olmaz dedik. Hani nerede dedik? E, efendim üretim bandını gösterin bize dediniz. Dedik ve devamında da bizi gezdirin fabrikayı dedik. O fabrikayı gezemedik tam olarak Fatih Altaylı olarak. Ama TCG Anadolu'yu getirdiler. Buyurun gezin dediler. Oraya da gitmedik dersiniz. Anlatırsınız. Ha, bunun yanı sıra da dersiniz ki ya 60'lı yıllarda da bir Anadolu vardı. Koç grubu bunu üretmişti. Yani biz de hiçbir şey yapmamış değiliz. Onun öncesinde devrim otomobili vardı dersiniz. Deriz ki ...kıskançlıktan daha öte daha iyisi nasıl yapılabilir diye anlatmak için eleştirilerde bulunuyorlar. Bu eleştirilere de herkes açık olsun deriz. Ama bunlar ne diyorlar? İşte millet aç, onlar tok diyorlar. Ama sorun şu, 1970'te devrime bindik diyor. 1980'de niye binemedin? Yani, 90'da niye devamı gelmedi? 2000'de e, onun niye, niye devamı gelmedi? Işte diğer markalar, halbuki onların <laughs> sadece ismi Türkçe... Murat Serçe vs. Güzel bir akılcı bir şey yapmış koç grubu tabi orada. Türkçe e, araçlara isim vererek. Şimdi Renault'un vatandaşı... Toros'u Renault'un Toros'u Fransa'da da satıldığı dönemde Toros ismiyle mi satılıyordu? Hayır. Türkiye'de işte bunu geldiği gibi gösterilmek için toros diyorlar araca. Yani pazarlama, pazarlama olarak bu yanıklık yapmışlar. Yani gene de biz her şeye eyvallah diyelim. Yani sadece ve sadece o araçlar Türkiye'de üretildiyse, yani gemilerle bilmem nerelerle Fransa'dan getirilmediyse, o bile bir kârdır. Deriz. Eyvallah, eyvallah deriz. E ama şimdi Emre Konkar çıkıp da Cumhuriyet gazetesinde e işte bu hiçbir şeydir derse TOK için veyahut da TCG Anadolu için Türk'er Türk çıkıp da bunun motorunda sakatlık var koç yapacaktı, koçun elinden aldılar şimdi işte Kalkavan ailesine verdiler bunun üretimini ama bunun işte motoru sakat sakat derse ya bir eleştiri yap. De ki motorunu şöyle yaparsanız daha iyi olur de. Veyahut da Koç'a de ki ya ne olacak? 650 milyon dolarmış bunun üretimi, bütün maliyeti. Sana koymaz bu 650 milyon dolar. Yap. Yanında bir de ikiz kardeşi olsun TCG Anadolu'nun. Türkiye alırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri alırsa ne ala? Türk Silahlı Kuvvetleri almazsa e, Mısır var. Suudi Arabistan'ı var, var oğlu var, bir sürü ülke var. Hatta belki koç yaptı diyerekten Fransa bile satın alabilir. Ya zaten alabilir. satın alıyorlar Ali Bey. Bakın. Evet. Şimdi Aziz Yıldırım'ın şirketi var. Aziz şey denizcilik şirketi var. Savunma sanayinde aktif görev alan, gemi yapan şirketi var. Şeyde de sahil güvenlik botlarının da birçoğunu Aziz Yıldırım'ın şirketi üretiyor. Aziz Yıldırım AK Partili mi? Ne alakası var? Evet. Yani. Kalkavan ailesi AK Partili mi? Yani bakın bunlar zaten Atadan al işte Selvi Kılıçdaroğlu bugün söylüyor. Çocukken bile Cumhuriyet okurdum Hı. diyor. Ya çocukken bile Cumhuriyet okuyan insanlar bunlar. Bizimle ne alakası var? Ama ne görü ne, ne, ne nasıl bakılıyor olaya? Memleket için taş üstüne taş mı koyulacak? İhaleye girilip en uygun teklif mi verilmiş. Tıpkı CHP eski milletvekili vefat eden Ersin Aroğlu. Ersin Aroğlu'na olduğu gibi. En uygun teklifi o mu vermiş? Tünelinin Bitti. Veriyorlar. müteahhitlerinden birisi, Çanakkale Köprüsü'nün müteahhitlerinden birisi CHP milletvekili çıkıyor ama bakıyorsunuz dün e, Özgür Özel konuşuyor ki karşısında Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy vardı. Yani Mehmet Akif Ersoy zaman zaman AK Parti karşıtı söylemlerle de çıkıyor ekranlara ama o bile patladı artık 418 milyar dolar getireceğiz işte geri getireceğiz müteahhitlerden falan diyorsunuz. Nasıl hesapladınız bunu? Hesapladık, hesapladık, hepsini hesapladık diyor Özgür Özel. E devam ediyor peki hepsini hesapladıysanız yani bize bir ipucu verin. Tabii kimden Buradan, gelecek? Nereden ne gelecek diyerekten. Tamam onlar hepsi yapılacak diyor. Bunu 418 milyar dolar şöyle hesaplandı. Bütün Türkiye'de 20 yıl boyunca köprüler, otoyollar, ESE, efendim işte bu bütün müteahhitlik hizmetlerinde %10 %15 komisyonla yapılıyor. Bakın ahlaksızlığa bakın. Namussuzluk, sahtekarlık bu. Özgür Özel'in ismini vererek söylüyorum. Ahlaksızlıktır, namussuzluktur, sahtekarlıktır. Öyle piyasayı boş bulup da bu sözleri söylemek. Yüzde on beş komisyon alınıyor. O yüzde on beş komisyonla AK Parti bu hizmetleri o müteahhitlere veriyor dediğiniz zaman daha bir ay olmadıysa senin milletvekilin Genel başkan. Senin ha, milletvekilin hayırlı. Ersin Arıoğlu. Tabii. O ihalelerden en büyüğünü Çanakkale Köpüsünü aldıysa sen ahlaksızlık yapıyorsun demektir. Sahtekarlık yapıyorsun demektir. Ersin Arıoğlu hırsız değildir deyip taziyesine gidip ama genelleme yapıp müteahhitler yüzde on beş komisyon vererek bu ihaleleri aldılar dersen ahlaksızlık yapıyorsun demektir. Devamında Mehmet Akif Ersoy diyor ki ya bütün bu köprüler, yollar, Avrasya'ydı, Yavuz Sultan Selim'di. Hepsini topla. Bırak %15'ini, %20'sini tamamı 418 Eş, milyar dolar rezalet. etmiyor herhalde falan diyor. Rezalet. Cevap ne ne olmasını beklersiniz? Yani karşınızdaki adam bir dün kofteyse, <laughs> işkembeden sallamıyorsa bir şey söyler değil mi? Ya 418 milyar dolar yanlış olabilir. 418 milyar lira Der. veya işte 20 yıl değil de işte biz onu e, evvelki dönemlerde de var ya sadece partilerin dönemleri onları da kattık bir şey söylersin eder eder diyor eder yani bu onların demesiyle ediyormuş topluyorsunuz Osman Gazi Köprüsü Avrasya Tüneli Çanakkale Köprüsü hepsini topluyorsunuz etmiyor diyor senin karşındaki adam söylüyor Bunların bir profesörleri var. Uğur Emek zaman zaman çıkar. Bak işte diyor. İşte Çanakkale Köprüsü'nden dönüyorsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dönüyorsun. Tekrar geliyorsun. Burada bir tur atıyorsun. Bu işte şöyle bir para aktarımıdır. Burada bir kısır döngü oluşturmak istiyorlar. Müteahhitlere para kazandırmak için. O zaman zaman hesaplama yapıyor. Şu kadardır, bu kadardır, bunun toplam değeri bu kadardır diyor. O bile bu kadar bir parayı bulamıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu Büyük yalan söyleyeceksin. Büyük yalan söyleyeceksin. Karşındaki insanlar ya bu kadar büyük yalan olamaz deyip inanacak. Şey vardı ya 17-25 Aralık'ta 100 milyar dolarlı yolsuzluk evet. dedi taraf. Projeleri topladılar. Totalı 80 milyar dolar çıkıyor. 100 milyar dolar rüşvet verilmiş dediler. Ya adamlar şöyle bir düşündü. 80 milyar dolarlık işi almak için hangi gerizekalı 100 milyar dolar rüşvet evet. verir? Evet. Ama büyük yalan söyleyeceksiniz ki. Bu kadar abartılamaz desinler. Kesin doğruluk payı vardır desinler. Sedef kabaşları bunu bir eğitim olarak anlatıyordu, konferans veriyor. Nasıl olacağına dair büyük yalan söyleyeceksiniz. Bir, iki ikinci kura sürekli tekrar edeceksiniz. Bakın o açıdan da biz de belki oyuna geliyoruz. Biz de 418 milyar diyerek onların belki kuyusuna su taşıyoruz. Belki burada şunu daha net olarak yapmamız lazım. Ya çık hodri meydan. 418 milyar dolar nerededir? Şimdi dünkü ben tesadüfen izledim o programı. Tesadüfen gördüm. E belki görmemiş olsam onlar orada gene bir algıyı oluşturmuş olacaklar. Karşı soru sorulmuş olsa bile özgür özel gayet rahat eder eder. 410 sanki karpuz alıyor adam. Karpuz ne kadar? Kaç kilo çıkar Alan bu. Ya 5 kilo çıkar. Ya tam söyle ya. Dört buçuk mu 5 mi beş buçuk mu? Ya 418 milyar dolar diyorsun. Sen 418 milyar doların ne olduğunu biliyor musun? Türkiye'nin bütçesinin ne kadar olduğunu biliyor musun? Bir yıllık bütçesinin. Biliyor. Yani. Traktör hadisesindeki gibi işte ne diyor? Traktör, çiftçiye traktör vaat etmiştiniz sorusuna. Ya onlara öylesine söylemiştik işte o dönem. Yani bir coşku olsun diye verebileceğimizden değildi coşku olsun diye evet. söyledik Ama dün kendisi... şöyle yapıyordu. <laughs> Çıkartmış buradan bir kart, kredi kartı. Bunu aldığınız zaman şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. He. Anın eli tutulmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapın. yapın görelim. Evet. Ankara'da yapın görelim. İzmir'de yapın görelim. Büyük şehirlerin Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara bunlar sizin elinizde. Yapın. ha diyelim ki bakın ne güzel hizmetleri var. Ama maalesef böyle bir algıyı ulusal kanallarda da tekrar tekrar yapabiliyorlar. Bir AK Partili bir sağ cenahtan bir siyasetçi çıkıp da böyle işkembeden sallama ifadeler kullanmış olsaydı veyahut da böyle bir rakam sarf etmiş olsaydı yerin dibine batırılırdı. Belki bütün gazetelerde manşet olurdu. ...savunanı da çıkmazdı... ...destek vereni de çıkmazdı... ...bakın bugün AK Parti dese ki... ...hadi biz de bunlara uyalım... ...biz de diyelim ki CHP'nin belediyelerde hiç ettiği... ...300 milyar doları getireceğiz... ...dese bir kişi bunu demeye razı bile olsa... ...ikinci kişiye dedirtemezsiniz... ...ya Doğru ben olmak böyle saçma lazım, şey... ...adaletli, olmak... Evet, adaletli yani. olmak lazım... ...yalan söylememek lazım... ...evet yalan söylememek lazım... ...ama yani Müslüman'a... ...yalan da değil belki... İşte 300 lira yerine 301 lira dedi diye Allah! Kıyameti kopartanlar. Şimdi adam 418 milyar dolar eder diyor. Etmez ya. Hepsini topladığın zaman etmiyor bu denildiği zaman adam diyor ki eder eder. Hepsi eder, de eder, organize diyor. bir şekilde aynı yalanı savunuyorlar. Evet, maalesef. Evet. Tekrar, şimdi bir başka konuya geçmekte fayda var. Kırmızı çizgim vatan ve bayrak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor bunu. İstanbul'da konuşuyor. Evet. Ekrem İmamoğlu ile birlikte sözcüde var. Kararda var. Cumhuriyette gördüm aynı haberi. Cumhurbaşkanı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın Hüdapar ile ortaklığını eleştirdi. Kılıçdaroğlu Gaffar Okan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamaz. İki kırmızı çizgimiz var. Biri vatan, diğeri bayrak diyor. Evet şimdi HDP ile yaptıkları o kirli ittifakı gizlemek için ki Yavuz Aralioğlu ne dedi? Çocuklarının katilleriyle aynı safta yer almam ben dedi. O sebeple de HDP ile yapılan o ittifak sonrasında İyi Parti'den de ayrılmış oldu Yavuz Aralioğlu. Kimde HDP ile yani kimle HDP dediğimiz ne? Benzer çağrışımlar, benzer hareketler Hüdapar'da var mı? Zihnimizde bir sorgulayalım. HDP'nin eş başkanı dedi ki: "Durun daha. Durun." Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz dedi. Apo kim? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış Türk mahkemeleri tarafından Ahime'de gittiği zaman ahimin de sen bu cezayı hak etmişsin dediği ve cezası kesinleşen aslında cezası idam olarak çıkan sonradan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çev çevrilen bir terörist. Teröristin başı. Ne diyor adam? Ben onun biz parti olarak onun heykelini dikeceğiz diyor. Siz bana şimdi Hüdapar'dan bir tane Allah'ın kulunu gösterin. Herhangi bir cinayet suçlamasıyla muhatap olmuş, yargılanmış kişinin biz daha durun heykelini dikeceğiz onun demiş olsun. Var mı böyle bir örnek? Yok. Ben şimdi öz eleştiri yapıyorum. Oyuna geliyorum. PKK ile Hüdapar'ın ilintili olduğunu iddia ettikleri Hizbullah'ı kıyaslama diye bir oyuna düşmüş oluyorum. Ya PKK bugün dahi devam ediyor ya. Hala kurşun sıkıyor. Gene gazetelerimizde var. Dört tane asker yaralı diyor. Sözcü gazetesi diyor ya. Cemal Engin Yurt'u konuşturuyor. Cemal Engin Yurt Milli Savunma Bakanı'na diyor ki kimi vuracaksın ya? Kimi öldüreceksin ya diyor. Kimi öldürecek ya bilmiyor musun? Cemal Engin kimin öldürüleceğini, PKK'lıların öldürüleceğini, Milli Savunma Bakanı'nın görevinin Türk topraklarını, sınırlarını korumak olduğunu bu dil nedir ya? Evet. Bu üslup nedir ya? Bakın ne diyor? Hayırdır Hulusi Efendi, kimi öldüreceksiniz? Kimi vuracaksınız? Milli Savunma Bakanı evet. Hulusi Akar'a söylüyor. Ve o haberin içerisinde o haberin içerisinde bakın Hayırdır Hulusi Efendi. Kimi öldüreceksiniz? Kimi vuracaksınız? Haberin içinde şurada da PKK Suriye'de saldırdı. 4 askerimiz yaralı. 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Burada içinde haberi var. Kimi öldüreceğini söylüyor Doğru. Milli Savunma Bakanı. Neyin malzemesini yapıyorsunuz? Neyin edebiyatını yapıyorsunuz? Ama Kemal Kılıçdaroğlu şimdi yan adamlarına söylettiriyordu. Şimdi yavaş yavaş Meral Akşener'e söylettiriyordu. Şimdi kendisi de söylemeye başlamış. Ya Hüdapar, ya işte Gaffar Okkan'ı şehit edenlerle siz iş birliği. Ya sen yüz tane Gaffar Okkan'ı şehit edenler hem de şaibesiz olarak hem de üstlenenler. O suçladığın Hizbullah dahi Gaffar Okkan'ın şehit edilmesini üstlenmedi. Suçladığın Hizbullah üstlenmedi. Yarın öbürsü gün o Mustafa Levent Göktaş var ya, onun ekibi Gaffar Okka'nın şehit edilmesini organize ettiği ortaya çıkarsa tıpkı Necip Haplemitoğlu'nu dindarlar öldürdü, dindarlar öldürdü, öldürdü dedikten sonra Mustafa Levent Göktaş'ın yani ulusalcı, Atatürkçü, Kemalist, Mustafa Levent Göktaş'ın organizesinde 3-4 kişinin Necip Hablemitoğlu'nu öldürdüğü ortaya çıkınca unuttular. Islık çalıp başka yere baktılar. Bakmıyorlar şimdi. Levent Göktaş cezaevinde falan filan Bulgaristan'a kaçtı, Bulgaristan'dan getirildi vesaire unuttular şimdi. Aynı şekilde Gaffar Okkan'ın şehadetinde de eğer yarın öbürsü gün Levent Göktaş veya işte özel kuvvetlere sızmış 3 tane yabancı ajanın organizesinde öldürüldüğü, şehit edildiği, Hizbullah'ın üzerine yıkıldığı, tıpkı Necip Ablemitoğlu'nun cinayeti, dindar insanlara yıkılmak istendiği gibi ama aslında ulusalcı kişilerin öldürdüğü gibi Gaffar Okan da ortaya çıkartılırsa, o zaman gene Gaffar Okan'ı da unutacaklar. Ama o zamana kadar zaten seçim olmuş olacak. Ay, şimdi de böyle diye bir kanıt mı var ellerinde? Muzaffer Okan'la ilgili söyleyenlere ben de derim ki ya sen önce paçana bir bak. Paçandaki çamurlara bir bak. Onları bir temizlemeye çalış. Bakalım ömrün yeter mi? Ben sayayım. Nihat Erimler'den başlayalım. Nihat Erim PKK'dan önceydi falan. Demeyin ya. Bunların hepsi aynı takım. Bunların hepsi aynı takım. Hangi gazetede var? Logosunun kenarında Cumhuriyet'te mi var? Bir gün gazetesinde vardı. Bir gün gazetesinde gene Deniz Gezmiş'in edebiyatı var. Deniz Gezmiş evet. kahraman, terörist kahraman oluyor bir gün gazetesinde. Ama Hizbullah'la ilgili Hüdaparlıların tek bir övücü açıklaması olmadığı halde Hüdapar terörle bağlantılı oluyor. Ama bir gün gazetesinin Deniz Gezmiş'i öven başlığı terörle bağlantılı olmuyor. Selim Kiraz savcı DHKPC'liler tarafından. DHKPC şimdi kimi destekliyor? AK Parti'yi mi destekliyor? Bir gün gazetesindekiler Ahmet Çıklar mecbur bırakıldığı eylem şekliydi DHKPC'lilerin dedi. Gezicilere ölümüne sahip çıkıyorlar. Gezicileri ayakkabıyla camiye girdi diye ifşa ettiği için aksine bir şehadette bulunuyor kanaatiyle bir cami mezunuyla şimdi CHP milletvekili yapıyor. Sırf gezicilere sahip çıkmak için. O geziciler Çağlayan Adliyesi'nde bir savcıyı şehit ettiler. Onlarla işbirliği içindesin sen CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Gargaraya getirmeyelim. PKK 50 bin insan. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil. HDP Kem ile ilişkisi yok diyorlar ama. HDP ile ilişkisi yok. Ama Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisi var. Adam diyor ki heykelini dikeceğim diyor. PKK'nın başındaki adamın heykelini dikeceğim diyor. Bir başkası diyor ki biz sırtımızı bunlara dayadık diyor. Bir başkası bir üçüncüsü diyor ki ya tükrüyle boğar sizi ya tükrüyle. PKK sizi tükrüyle boğar diyor. Böyle savunmalar yapılıyor. O eli kanlı teröristler için. Bir başkası diyor ki PKK için ben, PKK için ben Terör örgütü diyemiyorum diyor Tayir Elçi. Bir başkası diyor ki hak arayan örgüttür zaman zaman şiddete başvurmaktadır diyor. Tayir Elçi'nin karısı şimdi CHP'den milletvekili yapılıyor. Ortada hiçbir şey yok. Tayir Elçi öldürüldü yıllar oldu. Şimdi sırf onun PKK terör örgütü değildir sözünü ödüllendirmek için Tahir Elçi'nin karısını şimdi CHP milletvekili adayı olarak gösteriyor. Tabii de bir düşünün, bir parti düşünün ki PKK ile ilişkisi yok. Ama PKK'lıların cenazesine ter, cenazelerine katılmayanlar hakkında da disiplin soruşturması açacağını söylüyor. Evet. Yine Selahattin Demirtaş'ın açıklaması. Böyle Türkiye'de DAEŞ'in rakip olsun diye söylüyorum. DAEŞ'in siyasi bir uzantısı olacak da onların cenazelerine katılmayana ben disiplin soruşturması açıyorum diyecek ve mecliste varlık gösterebilecek. Var mı böyle bir parti? Buyursunlar söylesinler. Şimdi evvelsi gün gene Parti'den Erhan Usta ağzını ye 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 ya. Efendim Hüdapar işte terörle bağlantılı bir siyasi parti. Ya sahtekarsınız siz ya. Siz sahtekarın kralısınız ya. Ya HDP PKK lehine bu kadar açıklama yapıyor. Buna rağmen HDP için siz PKK'nın uzantısıdır demiyorsunuz. Hüdapar bas bas bağırıyor. Teröre başvurulmaması lazım. Silahla hiçbir hak elde edilemez diyor. Siz çıkın HDP'lilerin gösterin böyle bir açıklamasını. Yok. Böyle bir açıklama yapmıyorlar. Diyor ki zaman zaman şiddete başvuruyor ama hak arayan bir örgüttür PKK diyor. Tanımını böyle yapıyor. Bir video var izleyelim mi? Buyurun. Özgür Özel bakın ne diyor şeyle alakalı. HDP ile siz burada bir çırpıda bir sürü HDP'nin iştirak ettiği PKK lehine örgütsel bağlantı sayılabilecek, örgütle olan ilişkisini öven e, ifadeyi kullandınız. Arşivlere de geçmiş herkesin bildiği bilgileri söylediniz. Herkesin bilebileceği bilgileri söylediniz. Şimdi Özgür Özel sizin gördüğünüzü görememiş. Milyonların gördüğünü görememiş. Bakalım o videoyu bir izleyelim. PKK. Önce... Diyor ki hiç PKK ile ilişkili partiyiz dediklerini duymadım diyor. Sonra sonucu az önce sizin de zikrettiğiniz ifadeleri kullanınca biz HDP ile aynı parti değiliz. Zaten aynı parti olsak aynı tabelayla seçime gireriz diye çeviriyor. Şimdi bakın 14 Mayıs'ta 14 Mayıs akşamı 15 Mayıs sabahı APO'yu serbest bırakacağız diyorlar. Ve başına da sayın diyorlar. Sayın APO'yu özgür bırakacağız diyorlar. Şimdi bunu söyleyenlerle birlikte seçime giriyor CHP. Ya efendim biz beraber girmiyoruz falan filan. Neyi, girmiyorsunuz ya? Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor mu HDP'liler? Şu an itibariyle HDP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı vardı. Şimdi 2023'te Cumhurbaşkanı adayı var mı HDP'nin? Yok. Ne diyorlar? Aday göstermiyoruz diyorlar. Aday göstermiyoruz dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini de söylüyorlar. E sen ittifakım yok. O zaman bir lanetle, o zaman kirli bir anlaşmanız yoksa, bir pazarlığınız yoksa HDP'ye gidemediniz, mecliste gittiniz HDP'yi ziyaret ettiniz. Diyarbakır annelerine ziyaret edemiyorsunuz çünkü HDP size yasak koydu. Çünkü esir aldı sizi, gidemezsiniz dedi. Eğer giderseniz biz sizi desteklemeyiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde dedi. Suriye'ye asker gönderme, Irak'a asker gönderme konusunda hayır oyu kullanacak CHP dedi. HDP'liler Eyvallah dediniz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP size destek verme vaadinde bulunmuştu. E şimdi bunun karşılığında aday göstermiyorlar. Vardır. Suça karışmış insanlar. Sonrasında onu devam ettirirler. Silsile şeklinde devam eder. Bakın PKK'yı ta 1980'li yıllardan başlarız. Geliriz bugün dahi temadi eden eylemlerinin bir çırpıda Bingöl'de Karayolunda 33 askeri şehit etmek. Dağlıca karakolunu bir basmak yetinmiyorlar bir daha basıyorlar. Neler neler? Kaç kaç tane olay? Kaç kaç tane? Siz bana Hizbullah'ın Hüdapar diyor ki Hizbullah'la bir alakam yok diyor. Varsayalım alakası var diyorlar. Hizbullah'ın kaç tane eylemini göstereceksiniz? Bir karakolu basmış. 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra bir daha basmış diye gösterebiliyor ya mu? Gösteremiyor. Onun da ötesinde. Ben de o zaman diyorum ki acaba 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 birileri bir gafalokkan cinayetini işleyip onu Hizbullah'ın üzerine mi yıktı diye ben de soruyorum. Tamam ben başka bir şey daha sorayım. Nerede Hizbullah merkezi? Evet. Kim Hizbullah lideri? Şu Yok, an itibariyle konsey... cezaevinden çıkartacakları, ha, kim? heykelini dikecekleri bir Hizbullah lideri var Nerede? mı? Nerede? Bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Mesela açıklamaları gösteririm. E siz de bana karşı grup olarak gösterdiğiniz, iddia ettiğiniz Hizbullah'ın da elinde bir silahla yaptığı bir açıklamayı gösterin. Gösteremiyorlar ama Cumhuriyet gazetesine işte Kemal Kılıçdaroğlu, Gaffar Okan, Gaffar Okan, Gaffar Okan. Ya onlarca, yüzlerce Türkiye'de Gaffar Okan... PKK tarafından şehit edirdi ya, yüzlercesi şehit edirdi ve siz kalkıyorsunuz PKK ile işbirliği yapıp onları efendim işte biz e, siyasi açılım yapacağız seçim sonrası diyorsunuz. HDP'liler net olarak açıklama yapıyor. Başkan Sayın Öcalanı 15 Mayıs günü serbest bırakacağız diyorlar ama siz gözlerinizi ona kapatıp. Hüdapar üzerinden AK Parti'ye vurmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi Meral Akşener'in bir açıklaması var. O da HDP'nin e, şey e, Özgür Özel HDP'nin PKK ile ilişkisini göremiyordu. Bir türlü görememiş. Meral Akşener de HDP'nin masayla ilişkisini göremiyor. Bir video var onu da görelim. Şimdi bu işte de ne bakanlık ne bir başka şey ne de bir başka konu konusunda o masada HDP dolaylı dolaysız altında üstünde kenarında yok. Olamaz. Ha o masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım, bunlar bu arkadaşlar geldi hadi size güle güle. Bu netlikteyiz. Şimdi Meral Akşener de masadaki HDP'yi görememiş. Bir de aslında ironik bir durum daha var. Ya HDP'nin PKK ile ilişkisi yoksa, irtibatı yoksa Özgür Özel göremiyormuş. O yüzden görüşüyorlarmış, diyalogları varmış. Meral Akşener niye o zaman aksini iddia ediyor? Niye o masada yok, asla olamaz, asla olmamalı, o varsa biz yokuz diyor. Bu da ayrı bir çelişki. Yani çelişkiler yumağıyla karşı karşıyayız. Yani söylediği şeye kendisi inanıyor mu? Bence inanmıyor. Şeklen bir anlatımda bulunuyor. Şimdi benim elimde kalem varken ben şimdi çıksam söylesem benim elime bir kalem kesinlikle alınamaz alın almayım almam efendim Alınırsa ben yok olurum. istediğin kadar söyle. Ya HDP şu an Cumhurbaşkanı adayı göstermedi. Sen buna çık açıklama yap. De ki Murat Karayılan ben seçmeni serbest bıraktım. AK Parti'yi de seçebilirler. CHP'yi de seçebilirler diye bir açıklaması var. Dolayısıyla kimse HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu iddia edemez ve HDP'nin de altılı masanın altında üstünde yanında kenarında olduğunu iddia edemez diye o şartla söyleyebilirsin. Ama şu an HDP masanın hem altında hem üstünde hem tepesinde hatta organizesinde çok net bir şey. Ancak altılı masa %40 oy alabiliyordu. Şimdi HDP'yi de kattılar şu an itibariyle %48 %49 diyorlar. Kendi anketçileri söylüyor. E sen şimdi bu şartlar altında iki ay önce eğer HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkartmıyoruz dediği güne kadar aldık alıyoruz diyordunuz. HDP dışarıda diyordunuz. Ona rağmen aldık alıyoruz Cumhurbaşkanlığı seçimini diyordunuz. Şimdi HDP de katıldı size. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Buna rağmen sizin kendi anketçileriniz yüzde 48 yüzde 49 diyor. Demek ki HDP en başından beri masanın hem altında hem üstünde her tarafında varmış ama siz ben görmüyorum diyorsunuz. Oy hesaplamalarında kadar. var ama evet. her türlü oy hesaplanırken ama rakamlarda şeyde yok. İstediğiniz masada kadar görmeyin. Yani görmüyorum. şimdi o zaman adama sorarlar şu HDP'liler 15 Mayıs günü apoya. Özgürlük gelecek diyorlar. Nasıl gelecek? Bir açıklasın Meral Akşener. Ya biz aptalız, gerizekalıyız, cahiliz, yobazız. Bir anlatsın ya. Desin ki Cumhurbaşkanı adayı yok bu adamların. Cumhurbaşkanı adayı olmayan bir parti diyor ki Apo'ya özgürlük gelecek. Şimdi iki tane aday var, büyük aday var. Biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, biri de Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan diyor ki bunlara zırnık koklatmam. Apo'ya özgürlüğüm özgürlüğü unutsun. Apo yetmez. Selahattin Demirtaş da o cezaevinde o öldürdüğü çocukların cezasını çekecek diyor. Tayyip Erdoğan bunu net olarak söylüyor. E peki Kemal Kılıçdaroğlu net olarak böyle bir şey söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. E şimdi HDP yok diyor Akşener. Kendi kendisine bir şeyler söylüyor. E çıksın bu HDP'liler 15 Mayıs'ta kime güvenip de Apo'nun özgürlüğüne kavuşacağını nasıl iddia edebiliyor? Çıksın bir izah etsin biz de anlamaya çalışalım. Evet, bakın o öyle söylüyor ama Ülkücü camianın sembol isimlerinden biriydi. Bir genç katledilmişti Ege Üniversitesi'nde 8 yıl önce PKK'lılar tarafından Fırat Çakıroğlu. Babası ne diyor? Diyor ki İyi Parti adayı Seyit Han oğlumun katili Nurullah Semo'ya burs verdi Vatan hainlerini CHP ve İyi Parti'ye doldurmuşlar diyor. Fırat Çakıroğlu'nun babası söylüyor. Dün de bir ifadesi vardı. Musavat Dervişoğlu ile birlikte toprağa verdik oğlumu. Mezara ikimiz birlikte girdik koyduk. Şimdi o katillerle maalesef yan yana duruyorlar diyor. Bunu ki AK bunu böyle hayali bir suçlama şeklinde de yapmıyor. Diyor ki Fırat Çakıroğlu'nun bir katili var bıçaklayarak öldürdü. Bu kişi tespit edildi. Sorumlulardan bir kısmı yargılandı, cezalarını aldı. Dolayısıyla bu noktada HDP'li oldukları, PKK sempatizanı oldukları çok net olarak dava içerisinde iddia edildi ve ispat edildi. Şimdi bu noktada o kişilerden birisine de burs vermiş olan birisine İyi Parti Nasıl olur da milletvekili adayı yapar diyor. Hemen eğer gözden kaçtıysa İyi Partililer tarafından. Ya biz bu ayrıntıyı bilmiyorduk. Biz burs verdiğini bir PKK sempatizanına, hatta Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesinde rol oynayan birisine burs verdiğini bu milletvekili adayının bilmiyorduk. Dolayısıyla öğrendik, hemen değiştiriyoruz onu listeden demeleri gerekirken gözlerini kapatıyorlar. HDP yok. Etrafımızda bizim HDP yok. Hiçbir şey yok. Masanın altında da yok, masanın üzerinde de yok. Hiçbir yerinde yok. Ya istediğiniz kadar deyin. İstediğiniz kadar tekrarlayın bunu. Bir gerçek var. HDP sizin içinize sızmış bir kere. HDP'siz yapamıyorsunuz. HDP'siz seçim kazanamayacağınızdan eminsiniz ama ne yapıyorsunuz? Açık açık. Bunu dillendirmektense CHP'liler bunu kısmen kabul ediyorlar. Ama iyi partiler hala kendi tabanlarına bunu inkar ederek geçiştirmeye çalışıyorlar. Evet bir cümle de şuna değinmek lazım. Vakit de çok daraldı ama iki haber yan yana. Bir şeyi değerlendirelim. Faize 100 milyar TL gitti diyor. 100 milyar TL faiz arttıkça artmalı diyenler söylüyor. İki gerilim havada diyor. Bakıyorsunuz. 2018 genel seçimleri, 2019 genel seçimlerinde zirve yapan gerilim siyaseti bu seçimde de deneniyor ancak sahada farklı manzaralar yaşanıyor diyor. Birinde dersiniz ki herhalde CHP'lilerin şeylerin saadetlerin ziyaretleri var rakip partilere ki hani havayı kırmak için. Birinde Hulusi Akar CHP teşkilatını ziyaret ediyor. Diğerinde de AK Parti milletvekili Tipli gençleri daha bildiri de atan tipli gençleri ziyaret ediyor. Yani gerilimi kimin düşürmeye çalıştığını ortaya koyuyor aslında. E, Milli Gazete manşetten. Diğer konuyu da değinebilirsek evet, evet, iyi olur. Milli Gazete'nin kafası iyice karışmış. Çünkü Cemal Engin Yurt kimi vuracaksın, kimi vuracaksın diye Sözcü Gazetesi'nde efelenirken Cemal Engin Yurt şu an Saadet Partisi ile birlikte ittifak yapan partinin içerisinde yer alan birisi. E diğer gazetelerde de kimi vuracaksınız kimi vuracaksınız diye Hulusi Akar hedef tahtasına konulurken Hulusi Akar'ın Kayseri'de hem CHP'yi hem de İyi Partiyi ziyaret ettiğini Milli Gazete burada kendisi güzel bir örnek olarak veriyor. Yani senin güzel bir örnek sergiledi dediğin Hulusi Akar'ı kimi vuracaksın diye tehdit eden senin yanındaki ittifak ortağın Dolayısıyla Milli Gazete yaptığı, attığı başlıkta bile artık o bocalamanın içerisine girmiş durumda. Ne yapacaklarını bilmez bir şekilde yol alıyorlar. Faize 100 milyar lira diyor. Ben bakıyorum, biraz daha büyütebiliriz. arkadaşlar faize 100 milyarın spotunu da Mart ayında 47.2 milyar lira faize gitti diyorlar. 47.2 milyar lira faize gittiyse bir de Mart ayındaki gelirlere bakıyorum. Mart ayındaki gelirler 268 milyar lira. Yani neresinden baksanız yüzde 16, yüzde 17. Gelirin yüzde 16'sı faize gitmiş. Peki Ak Partiden önce 20 yıl öncesinde gelirin ne kadar faize gidiyordu? Yüzde %80 80'i. Yüzde 80'i gelirimizin 80'i faize giderken şimdi 15'e indirilmiş. Ama Milli Gazete bunu beğenmiyor. Rakamlarla oynayarak. Bir de daha vahimini söylüyor. Ortakları evet. da diyor ki doları tutmak için kur koruma çok büyük bir yanlış. Faizi arttıracaksınız ki kur dolar aşağı yönlü bir seyir izlesin. Yani daha fazla faiz verin daha, daha fazla daha para da gitsin. Daha yüksek vermeniz lazım diyor. diyor. Ali Babacan çıkıyor daha bir hafta önce kapalı çarşıdan Merkez Bankası dolar alıyor derlerken. Bir de yalan resimler yayınlarlarken. Şimdi Ali Babacan Karar Gazetesi'nde diyor ki. Merkez Bankası kapalı kapılar ardından milyarlarca dolar satıyor diyor. Satıyor. Diyorum. Nerede var Balık da satıyor. alıyor. Sen mi basıyorsun? Ne yapıyorsun Ali Babaca? Evet. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmekle ile inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.